Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Hı hı. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıllardan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim. Teşekkür edeyim. Kardeşim olarak sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile Basın Masası başlıyor. Müzikal takınız Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den. Mutlu günler efendim. Perşembe akşam üzerleri alışıldık olduğu üzere Küpe FM'de yepyeni bir basın masasında daha saatler 17.17'yi gösterirken huzurlarınızdayız. Bugün Çorlu Basını'nın değerli temsilcilerinden biri Murat Sevgi stüdyomuzda. Önümüzdeki program içerisinde keyifli bir sohbet Küpe FM dinleyenlerini bekliyor. Eğer sizler de soru, görüş ve önerilerinizle bizlere katılmak isterseniz 0212 727 1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini tuşlayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz dedikten sonra şu an stüdyomuzda olan Murat Sevgi'ye hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor. Birçok gazetede yazdığınızı biliyorum. Birçok çalışma yaptığınızı biliyorum. Hepsini programımızın içerisinde ilerleyen dakikalarda dinleyicilerimize aktarma fırsatınız da olacak. Çorlu'da basın camiasında, çevrecilik camiasında yakından tanınan bir isim Murat Sevgi ama diğer yerlerde dinleyen dinleyicilerimiz için de kısaca bir kendinizi tanıtarak başlayalım mı programımıza? Ben Çorluluyum. İlk orta lise öğrenimimi Çorlu'da tamamladım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gördüm. Bunun ardından aynı üniversiteyle Mimar Sinan Üniversitesi'nin ortak çalışması olan bir fotoğraf programını aynı dönemde lisans öğrenimimi sürdürürken tamamladım. Bu gazetecilikle ilgili başlangıcım da zaten bu fotoğrafçılık sayesinde oldu. Evet. Elimde yaklaşık 20-22 yıldır fotoğraf makinesiyle dolaşan bir evet. O başka bir tutku değil mi? Yani fotoğraf sanatıyla ilgilenmek... Fotoğrafçılık eskiden zor bir işti. Hı hı. Ya maliyetlerine katlanıp bir fotoğraf stüdyosuna çektiğiniz fotoğrafları tabi ettireceksiniz, banyo ettireceksiniz. Hı hı. Ya da kendi laboratuvarınızı kuracaksınız ki iyi bir donanım gerektiren, organizörlerinizin olması gerektiği evet. bir sistemdi. Ama şimdi dijital fotoğrafçılıkla beraber iş biraz daha kolaylaştı. Evet. Hangisi daha keyifliydi sizce? Hani o negatiflerin olduğu dönem mi yoksa dijital fotoğrafçılığın avantajları daha mı iyi geliyor? Dijital fotoğrafçılıkla analog fotoğrafçılık arasında bir ayrım yapmak gerekirse analogu tercih ederim. Hı hı. Yani klasik seven bir insan olarak. Evet. Ama dijital fotoğrafçılığın hızlı ve pratik yanlarını da göz ardı edemeyiz. Dijital fotoğrafçılık çektiğiniz şeyi aynı anda görüp değiştirebilme, yayınlayabilme. Yani bugün sosyal medyanın birçok Instagram gibi, Twitter gibi, Facebook gibi medya araçlarını kullanarak evet. çektiğiniz bir haberi hı hı. anında belgeleyip yayınlamak müthiş bir şey. Evet. Yani bu gazetecilikte birazcık profesyonellerin elinden hı hı. işi alıyor. Evet.
ve haberi aslında her an ulaşılabilir hale de getiriyor, öyle değil mi? Yani herkes aslında bir en azından tabii ki gazeteci manasında değerlendirilmese de bir foto muhabir ya da görüntüleme şeyine sahip artık günümüzde. Sokakta cebinde cep telefonunda kamera olmayan insan neredeyse yok gibi. Yok gibi, evet. Bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğrafların herhangi bir kazayı, hı-hı, herhangi bir adli suçu, evet, evet, ya da gezi olayları gibi her bir ağacın kesildiğini, hı-hı, belgelemesi, hı-hı, hiç de zor değil. Evet. Artık muhabirler milyonlarca, hı-hı, bu milyonlarca muhabirin haberlerini değerlendirecek olan editoryal masaları sadece profesyonel gazetecilerin elinde kaldı. Evet. Ama ben eminim ki blog siteleriyle beraber, hı-hı, bu profesyonel gazetecilikte, hı-hı, tabana yayılacak ve tabanda büyük bir medya çılgınlığı yaşanacak. Hı-hı. Bu medya çılgınlığını profesyonellik dışında da düşünmemek gerekir. Evet. Bu bunların içerisinden iyi yazanlar, iyi çizenler, iyi fotoğrafçılar ayrılacak ve sıyrılacak. Bunlar da şu anda yurt dışında bazı örnekleri var. Hı-hı. Bu kişiler de dünyanın önemli habercileri haline gelecekler. Evet. Sosyal medya da bu işi çok destekleyen alanlardan bir tanesi. Bu imkanı yaratan alanlardan. Sosyal medyanın güzel yanlarından bir tanesi, insanlar kendi yarattıklarını göstermek istiyorlar. Evet. Bunun için güzel bir ortam. Hı hı. Ayrıca bizim psikolojimizde yüz yüze yapamadığımız şeyleri bilgisayar ekranının arkasından yapmak daha kolay geliyor herhalde. Evet. Biz daha öncesinde de sosyal medyanın ilk olgunlaşma dönemlerinde ICQ gibi, Mirch gibi programları çok iyi kullanır hale gelmiştik ki, ben Türkiye gibi teknolojiyi satın alarak kullanan bir ülkede dünyanın önemli Facebook kullanıcılarından biri haline gelmemizi tuhaf karşılamıyorum. Evet, doğru. Çok hızlı yaygınlaştı. Hayatımızın da çok büyük... Şu anda zannediyorum Amerika'dan sonraki en büyük Facebook kullanıcısı Türkiye'de var. Evet, doğru. Bir de hani fotoğraftan bahsederken hani o negatifler şeyler, bugün daha radyoda sohbeti oldu bizim de arkadaşlarımızla. Bir fotoğrafı çekip bu an şu anı Amerika'da birine gönderebiliyorsunuz aynı saniyede. Oysa ki bir hatırayı hayata geçirebilmek için çok hızlı hareket etseniz dahi, işte bir fotoğrafçıya götüreceksiniz, o banyo edecek, yani kağıda basacaklar, bir hafta içerisinde önce o hatıra elinize geçiyordu. Bu da çok hızlı bir sürat getiriyor herhalde, değil mi, son tüketiciye? Şimdi eski negatifleri fotoğrafçıya götürüp bastırtıp tabi ettirdikten sonra gazetelere göndermek, negatif, banyo edilmiş negatifleri bir ışık odasında izleyip fotoğrafın hangisinin uygun olduğunu seçmek, seçilen fotoğrafı gazeteye basmadan, bir kağıda çıktısını almadan görememek çok zaman kaybıydı. Tabii ki sosyal medyanın ve bugün kullanılan el tipi görüntüleme araçlarının müthiş etkisi var. Evet. Yalnız burada şunu da unutmamak gerekir. Bunların herkes tarafından kullanılıyor olması, profesyonelce yapanların, eğitimini alarak yapanların, uzmanlaşarak yapanların bu uzmanlıklarında herhangi bir şey kaybettirmiyor. Kesinlikle. Zaten az önce de söylediğimiz gibi başarılı olanlar da tabii ki bu hiçbir altyapısı olmadan gazetecilikte dünyanın zirvelerine gelmiş. Evet. Mesela Pulitzer almış birçok dünya çapında gazeteci var. Bugün evet, kitaplarını hala klasiklerimizin arasında kütüphanelerimizde sakladığımız yazarlar var. Bunlar altyapıları olmadığı halde bu eserleri ortaya koymuşlar. Hı. Altyapıdan ziyade galiba bir işin üzerine devamlılık ve tutarlılıkla gitmek geliyor. Evet. Bunu başarabilen sonuçta başarıya da ulaşıyor. Evet. Ve sevmek gerekiyor. Tutkuyla sevilen her işte. Zaten... Tabii ki tutku. Önemli olan sevgi ve tutku. Evet. Beraberinde başarıyı getiriyor. Siz uçak ve uzay bilimleri eğitimi aldınız aslında. Çok da hani kolay kazanılabilecek, kolay bitirilebilecek bir bölüm olmadığını biliyorum ben bunun. Zorlu bir eğitim süreci ve ondan sonra 25 yıl boyunca otomasyon ve yazılım sistemleri üzerinde çalıştınız. O süreçten biraz bahsedelim mi dinleyicilerimize? Şimdi bilgisayar programcılığı üniversite çağlarımızda zor işlerden bir tanesiydi. Hı hı. Herkesin kolayca ilgilenebileceği alanlar değildi bunlar. Hı hı. Hem bilgisayar ekipmanları çok yetersizdi. Okulumuzda kullandığımız bilgisayarlar bile son derece eski modellerdi. Ki sokakta evinde bilgisayar olan insanların olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Hı. Yani bu dediğimiz 90'lar. Hı hı. 90'ların başları. Şimdi bu dönemde bilgisayar programcılığı gibi hiç bir talebin olmayacağı bir sektörde iş yapmaya çalışmak gerçekten bir riskti. Evet. Bu riske girdik. Program yazmaya başladık. Program yazmaya başladığımız diller bugün için kullanılan diller değil. Hı. Çok kullandığımız diller 2-3 yıl içerisinde demode oldu. Hı. Yeni diller çıktı. Dijital piyasanın çok büyük yazılım şirketleri sisteme daha hakim değillerdi. 90'lar boyunca
bu savaşlar sürdü ve şu anda büyük sistem kurucuları var. Bunların ürettiği diller var. Tabii ki daha oturaklaştı ama bunun yanında şöyle bir şey daha oldu. Yazılımcılık halkın biraz önce fotoğrafçılıkta verdiğimiz örneğe evet. benzer bir şekilde halkın tabana yayıldı. Halkın her noktasında uygulanabilir hale geldi. Küçük evet. bir editör program aracılığıyla, bir mouse hareketiyle ya da ekranda birkaç butonu tıklayarak şablonlar aracılığıyla programcılık yapılabilir hale geldi. Bu da programcılık. Ama bunun yanında biraz önce gazetecilik ve fotoğrafçılık için söylediğimiz o nüans farkı gene devam ediyor. Evet. Bu işi profesyonel altyapıdan gelerek, bilerek akademik anlamda altyapılarını geliştirmiş bir kişinin de hiçbir şekilde o değerlerinden değer kaybettiğini söyleyemeyiz. Evet. Peki o 25 yıllık süreç içerisinde otomasyon sistemi üzerine çalışmalarınızda neler yaptınız, onları aktarır mısınız? Bilgisayar programcılığına işletim sistemleri ve bilgisayar masaüstü yazılımlarıyla başladık. Ama masaüstü yazılımlarının en önemli dertlerinden bir tanesi yazılımların endüstriyel ürünler geliştiriyorduk. Sahadaki makinelere kontrol edebilmesi gerekiyordu. Biz bunu sahadaki kontrol işlerinde iletişim kurduğumuz firmalarla başaramayınca hı hı. bu işi de kendi üstümüze aldık. Böylece mekanik kısımlarında yazan, mekanik ve yazılımı bir arada götürmeye çalışan birer otomasyon programcısı haline dönüştü iş. Hı hı. Bu tabii Türkiye'de o zamanlar pek olan bir şey değildi. Bu son 10-12 yılda gelişti ama hı hı. biz bunu yaptığımız tarihlerde bundan 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. Otomasyon programcılığı makineyle bilgisayar programının bir arada bir senkronizasyon içinde işlemesi gereken zor bir disiplin. Hı hı. Şu anda mekatronik diye bölümler var. Hı hı. Tam olarak bu bölümlerin bizim yaptığımız işi yansıtabildiğini düşünüyorum. Ama bir gün gelecek, çok uzak bir gelecek değil. 15 yıl içerisinde hesap makinesi programcılığı tarzında basit bir tarifi olacak. Bu dün yaptığımız işlerin. Evet. Çünkü teknoloji çok hızlı hı hı. ve planlanamayan bir şekilde gelişiyor. Hı. Siz otomasyon çalışmalarınızı kimyasal ve hani tekstil sektörü üzerinde yoğunlaştırdınız. Endüstriyel üretimi kontrol eden yazılımlar yapmaya çalıştık. Hı hı. Endüstriyel üretimi kontrol ettiğimiz sektör tekstildi. Tekstilde boya, kimyasal ve laboratuvar departmanlarının ihtiyaç duyduğu otomasyon programlarını yazdık. Evet. Bu otomasyon programlarının içerisinde boya reçeteleri hı hı. Ve fabrikaların içerisinde bir işin nasıl yapılacağını birer maketi olan numune otomasyonları vardı. Hı hı. Bu otomasyonlarda tabii ki kimyasallarla uğraştık. Evet. İşçinin kimyasallarla uğraşırken kimyasallara maruz kalmaktan dolayı yaşadığı sıkıntıları giderecek küçük robotsuz makineler yapmaya çalıştık. Hı hı. Bu robotikler işçiyi tehlikeli kimyasallardan uzak tutarken hı hı. Bir yandan da üretimde yaşanan işte ölçme tartma sayma gibi hataları ortadan kaldıran otomasyonlardı. Hı hı. Tabii ki kimyasallara karşı olan bu yakınlaşma bizim kimya sektörün, endüstrinin kullandığı kimyasallarla ilgili her türlü spektre rahatça erişmemizi sağladı. Biz biraz da içeriden bilgi de almış olduk. Evet. Bunu ileride çevreyle ilgili çalışmalarımızda da çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Bundan faydalandık. Evet. Bu insansız projeler aşamasında bir de TÜBİTAK devreye girdi galiba. Şimdi bu otomasyon projeleri tabii Türkiye'de pek eşi benzeri bulunan projeler değildi. O dönemde çok uç projelerdi. TÜBİTAK'la beraber TÜBİTAK'ın desteğiyle de bazı projelerimizi gerçekleştirdik. Bu projeler çok güzel bir aşamaya gelmişti. İşte pazarlama aşamasına gelindiği anda bizim ülkemizde bazı şeyler fazla destek bulmuyor. Hı hı. TÜBİTAK bu destekleri veren önemli kurumlardan bir tanesi. Hı hı. Biz de bu şekilde ilk numunelerimizi gerçekleştirdik, prototiplerimizi yaptık. Fuarlara çıktık. Bir baktık karşımızda büyük bir Çin pazarı var. Evet. Dedik ki biz burada satarız ama hı hı. bir baktık fuarda aynı ürünü bizim hı hı. yaptığımızın 10'da 1'i 20'de 1'i fiyatlarla hı hı. çok kalitesiz ekipman ve malzemeler kullanarak yapan Çinli firmalar var. Tabii evet. bu rekabet şansı vermeyen bir konu. Evet. Bugün halen de Türk sanayisinin en önemli belin
dünyadaki yüklerden bir tanesidir. Dünyanın da en büyük sıkıntılardan. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Hı. Üretimle ilgili prosesleri çok ucuza mal ettikleri için ne yazık ki biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Evet. Bundan sonraki aşamada Murat Sevgi'nin yolu gazetecilikle kesişiyor ama onu birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra aktaracağız dinleyicilerimize. Sonrasında da bölge siyasetini beraber değerlendirme şansımız olacak. Efendim, Murat Sevgi ile sohbetimiz reklam arasından sonra devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile Basın Masası devam ediyor. Müzikal Takınız Küpe FM'de bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor. Saatlerimiz 17.34'ü gösterirken basın masasında Çorlu basınının değerli temsilcilerinden biri Murat Sevgi var. Programımıza ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce kısa bir hatırlatma tekrarlamak istiyorum. 0212 727 1111 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız, sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adresleri üzerinden bizlere soru, görüş ve önerilerinizi gönderebiliyorsunuz dedikten sonra programımızın ilk bölümünde Murat Sevgi hem eğitim hem de profesyonel hayatının ilk bölümünü biraz değerlendirme şansımız oldu. Bunun haricinde bu süreç içerisinde bu tekstil sektöründe çalışırken kimyasalları yakından tanıdınız. Dolayısıyla zararlarını ve yararlarını da yakından öğrenme şansı elde ettiniz. Bu zaten sizde var olan bir çevresel duyarlılığı bir başka boyuta taşıdı. O süreçten biraz bahsedelim mi? Nasıl bir boyuta taşıdı? Şimdi çevrecilik 90'lı yıllarda genelde ithal bir bilinçti. Biz de birçok Türkiye'deki birçok genç gibi Greenpeace sempatizanıydık. Hı-hı. Greenpeace çalışanıydık. Onu destekliyorduk. Ama bu baktık ki biz dünyanın bir ucunda yaşanan işte Irak'taki, Körfez'deki petrol yangınları olsun, Güney Pasifik'teki nükleer denemeleri olsun, Fransa'nın Pasifik Okyanusu'nda yaptığı denemeler olsun ya da Atlas Okyanusu'nda, Kuzey Kutbu'nda olsun petrol arama sırasında yaşanan kirlenmeler olsun. Bunlarla ilgilenirken biz aslında kendi yanımızda, kapımızın dibinde, arka bahçemizde olan şeylerin farkında olmadığımızı gördük. Evet. Bu arka bahçemizi ilk fark etmem noktalarından bir tanesi benim kendi çevre bilincimin şekillenmesinde Trakya'daki endüstrinin içinde bulunduğu kimyasal deniziydi. Evet. Yani fabrikadan içeri girdiğimiz anda her taraf tekstil kimyasalı, tekstil boyası. Hı-hı. Yani sadece tekstilde de değil. Hı-hı. Deride, hı-hı, kağıtta, diğer makine ekipman sanayinde, birçok sektörde kimyasallardan uzak bir endüstrileşme zaten mümkün değil. Hı-hı. İmkansız. Evet. Ama bunların bu kadar kontrolsüz ve dengesiz bir şekilde kullanıldığını gördük ki bir israf, büyük bir kimyasal çorbanın içinde yaşıyorsunuz. Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman tesislerde yüzünüzde bir kimyasal buharının keskin kokusu, hı-hı, nefes almanızı güçleştiren bir zorlaştırıcı bir koku. Hı-hı. Yani bunu fark ettiğiniz anda bu işletmeden evinizin birkaç kilometre uzakta olduğunu düşünüyorsunuz ve bunun ille size süzülerek geleceğini fark ediyorsunuz. Hı hı. İşte bu aşamada biz çevremizde ne oluyor bitiyor derken bir anda çocukluğumuzda girdiğimiz, balık tuttuğumuz Çorlu Deresi'nin, hı hı, halini de fark ettik. Hı hı. Körmüşüz. Evet. Evet, bu bir itiraf. Körmüşüz. Hı hı. Bizler 70'lerden bu yana tertemiz olan Çorlu Deresi'nin, ki birçok siyasetçimiz de dahil bugün, hı-hı, Çorlu ve Tekirdağ siyasetinin içinde önemli isimleri olan birçok kişi, hı-hı, ben orada yüzdüm, balık tuttum diye beyanatlarda bulundular, hı-hı, ki 70'lerde o kadar temiz olduğuna inanmıyorum, hı-hı, ama yine de bu beyanatların doğru olduğunu kabul ederek, evet, şunu söyleyebiliriz, bunların gazetelerde de yayınlandı çünkü kendi röportajlarında da yayınlandı, hı-hı, bunu doğru olduğunu kabul ederek diyebiliriz ki 70'lerden sonra kirlendik. Evet. Tamam, 70'lerden sonra kirlendiysek bunun kirleticisi son 40 yılın sorumluları ve yetkilileridir. İşte biz bunu fark ettik ve çevremizi, uzaklardaki çevreyi temizlemek yerine yanı başımızdaki çevreyle uğraşmanın zamanının geldiğini, artık yanlış yaptığımızı, biz uzaklarla savaşmak yerine kapımızın önünü temizlemeyi unuttuğumuzu fark ettik. Böylece işte çevre konusunda bölgemize neler yapabiliriz aşaması geldi. Bu aşama çok önemli bir aşamaydı. Çünkü STK'ların kapılarını çalmak için gittik. STK yok ortalıkta. Evet.
Hı. Bir tane STK'mız vardı. Çorlu Çevre Gönüllüleri Derneği. Hı. İşte ilk yakaladığımız işte buraya gittik. Ne yazık ki şu anda kapandı. Hı hı. Çorlu için büyük bir kayıptır. Evet. Ondan başka yine çeşitli STK'larda görev aldınız. Şimdi, değişik platformlarda. Tabii ki. Trakya'da bu çevre işine en çok koşturanlar kimler diye baktığımız zaman sayılı insanla karşılaşıyorsunuz ve bu insanların gittikleri hep belirli noktalar var. Bütün platformlarda bu kişiler var. Hep aynı kişilerin oluşturduğu A platformu, B platformu, C platformu. Ama bunların içinde en büyüklerden bir tanesi Ergene platformu. Ergene platformunun bu işe başladığı dönemde ben bir işin içinde değildim. Sonradan dahil oldum ve güçlü bir yapı olduğunu gördüm. Ergene platformu 2011 yılındaki ilk hareketiyle beraber Uzunköprü ilçesinde büyük bir Ergene hayata dönsün eylemi yapıldı. Evet. Devasa bir eylemdi bu. O Uzunköprü'nün tarihi muhteşem yapısının üzerinde binlerce çevreye duyarlı insan ellerinde pankartlarla altlarından geçen nehrin kirliliğine isyan ettiler. Evet. Bu Trakya'da son 40 yılda 80 sonrası klasik o söylem vardır ya 80 sonrası 80 sonrası evet. 80 sonrası sinirleri alınmış toplumun en büyük baş kaldırılarından bir tanesiydi. Müthiş bir başarıydı bence. İşte bu başarının arkasından daha büyüğü geldi. 10 Nisan'da 10 bin insan diyerek Karamusul, Laburgaz ilçesinin Karamusul köyünde Ergene kıyısının, Ergene nehrinin kıyısında çok sayıda insan, çok sayıda örgüt büyük bir eylem yaptı. İnsanlar oraya çocuklarının geleceğini kurtarmak için geldiler. İşte o eylemin yapıldığı yerde bugün bu büyük kalabalığı toplamış olmak da büyük bir başarıydı. Biz bu başarıları yaşadık. Ve çevre konusunda Trakya'da insanların örgütlü yapıya ilk kez ulaşacağını gördük. Bu yak 2011-2012 yıllarında. Bu eylemleri yaparken ama bir başka şey tespit ettiniz. O da basının ne yazık ki bu tarz çalışmalara duyarsızlığı ve bu noktada artık Murat Sevgi'nin yolu herhalde basın camiasıyla kesişmeye başladı. Tabii bu 2011'den çok önce gerçekleşti. Tabii. Ama şöyle çevreyle ilgili duyarlılığı olan kişilerin söylemleri genelde muhalif söylemler. Evet. Muhalif söylemleri dile getiren kişiler de pek ön plana çıkarılan gazetelerin ön plana çıkarmak istediği kişiler değil. Hı hı. Çünkü muhalefet yapıyorsunuz. Evet. Yani kim gelirse gelsin bu çevreciler her zaman muhalif olacaklar. Çünkü icranın karşısında bir şeyler yapıyorlar. Yapma diyor. Evet. Yani parti gözetmeksizin bir muhalefetti aslında bu. Hı hı. Yani insandan yana endüstrini dışlayan, insandan yana kötü üretimi dışlayan, insandan yana kontrolsüz üretimi dışlayan da insandan yana kontrolsüz kentleşmeyi dışlayan bir durum ve tutuş bu. Evet. Yani bunu yapan insanlar bu doğal olarak her zaman için yönetimdeki ve iktidardakilerle aynı dilde konuşmamak zorundadır. Evet. Peki burada artık siz zaten daha evvel bir blog yazın hayatı vardı Murat Sevgi'nin. Daha sonra bölgemizde ve ülke genelinde çeşitli gazetelerde köşe yazarlığına da başladınız. Onlardan bahsedelim mi biraz? Blog yazılarına bilişimle ilgili otomasyonları anlatan, tarif eden, otomasyonun faydalarını dile getiren yazılar yazarak başlamıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse pek yazı adamı da değildim. Yani Türkçesi, edebiyatı iyi olan, işte okumanın içinde olan, liseyi bitirmek için mecburen edebiyat dersinden iki tane kitap okuyup özet çıkarmış bir adamdım ben. Öyle yazan çizen de bir adam değilim. Ama baktım ki bir şeyler anlatmak zorundayım. Derdim var. Buna nasıl anlatacağım? Ya insanların kapısını çalacağım birer pazarlamacı gibi tekerlemeler şeklinde anlatacağım ya da yazacağım, okuyan okuyacak. Evet. Böyle başladı yazı yazmak. Sonra bir gün işte gazetelerde bloglarımı köşe yazısı olarak böyle çat kapı birisinin yayınladığını gördüm. Hı hı. Sonra o gazeteye gittim. Merhaba ben geldim, bu yazı benim dedim. Hı hı. Öyle tanıştık. Evet. Bugün artık bölgede yayınlanan Yorum, Eksen, Trakya 2000 ve Ergene gazetelerinde köşe yazılarınız yayınlanıyor. Onlardan bahsedelim mi biraz? Yorum gazetesi yayın hayatına yeni başladı. Bu
5. sayısı çıktı. Bunun dışında Eften Gazetesi'nde ve Trakya 2000 Gazetesi'nde uzun süredir yazı ve haberlerim yayınlanıyor. Çorlu'da 3 tane günlük gazete vardı. Çorlu Ergene 2 parçaya ayrıldıktan sonra Ergene ilçesinde, Ergene ilçesinin bir günlük gazeteye ihtiyacı doğdu ve bu ihtiyacı değerlendiren arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşımızın girişimleriyle bir gazete daha çıktı. Evet. Ergene gazetesi. Yani bu günlük bir gazete. Kasım ayın 1 Kasım'dan bu yana yayında. Bu gazetede sürekli olarak hiç aksatmadan bugüne kadar inşallah devam eder. İnşallah. Günlük yazılarımı yayınlıyorum. Evet. Biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz Murat Bey, ama bölge gündemiyle de değerlendirmemiz gereken, hızlı hızlı en azından biz bu süre içerisinde değerlendirmemizi istediğim, sizin bir gazeteci gözüyle, bir çevreci gözüyle nasıl gördüğünüzü merak ettiğim şeyler var. Örneğin yine Ergene üzerinde, Ergene Havzası üzerinde yoğunlaşacaksak, ki bölgemizin hakikaten çok önemli problemlerinden bir tanesi, gelecek nesilleri de çok yakından ilgilendiren, hem bugünün problemi hem bundan sonraki kuşakların da problemlerinden biri, büyük problemlerden bir tanesi. Biliyorum ki atık tesisleri konusunda bu konuyla alakalı çok köşe yazılarınız da yayınlandı bölgede ve çeşitli gazetelerde. Bu yazılardan biraz yola çıkarak bu atık tesislerini aktaralım mı dinleyicilerimize? Şimdi bölge, her kentin ürettiği atıklar var. Bu atıkları bir şekilde bertaraf etmesi gerekiyor. Tekirdağ ilinde de birkaç belediyenin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir atık bertaraf projesi var. Bu projenin adresinin olduğu noktaya çok yakın bir yerde özel bir girişim atık tesisi kurma projesi yaptı. Ve bu proje şu anda belirli aşamalarıyla faaliyete geçmiş durumda. Biz bu projeye ve projenin ilk aşamasından beri yapımına, her şeyine karşı çıktık. Herkes böyle biliyor. Ama öyle değil işin aslı. Biz bu projenin iki şeyine karşı çıktık. Yerine karşı çıktık ve kapasitesine karşı çıktık. Yer doğru değildi ve o yerde bu kapasitede bir tesisin yapılması da doğru değildi. Ya ikisi de değiştirilmeliydi ya da herhangi biri değiştirilmeliydi. Şimdi bu ÇED raporuyla belgelenmiş, tescil edilmiş, bakanlığın onayladığı bir proje. Dolayısıyla ÇED raporunda değişiklik yapılmadan projenin kapasitesi değiştirilemez, değiştirildiği iddia ediliyor. Şimdi biz hala karşıyız. Aynı yerde belediyelerin bir araya gelerek yapmak istedikleri tesiste şu anda ihalesi yapıldı. Yakın bir mesafede inşa edilecek. Şimdi bizler niye karşı çıktık? Çünkü Tekirdağ Çorlu arasında dar bir yerde, endüstrileşme bölgesinden uzakta, sahile yakın, ama E5'in güneyinde olması sebebiyle de çöp kaynaklarıyla arasında bir şehir, İki ana cadde bulunan bir tesis. 800 bin ton kapasite, dehşet verici sayılardı. Bu sayıları engellemek istedik. Ama belediye ruhsat işini iptal etti. Bu bizim yaptığımız eylemlerin sonucunda alınmış bir meclis komisyonu tarafından kararlaştırılmış bir olaydı. Buna rağmen niye yapıldı? Çünkü 17 Ağustos 2011 tarih ve 644 sayılı kanun hükmünde kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu. Bu kuruluşun amaçlarında şöyle bir şey yazıyor. Belediyeler bir şeye onay vermezse sehven bakanlık onay verir. İmar komisyonu, imar ile ilgili ruhsatlandırma işini belediye izin vermedi ama gittiler bakanlıktan onayladılar ve belediye bunu kendi defterlerine işlemek zorunda kaldı. Şimdi bizim yapmamız gereken neydi burada? Biz bununla ilgili davalar açmamız gerekiyordu. İşte STK'larla ilgili STK'ların içinde olmamın sebebi buydu. STK'lar toplum adına bir hareketlilik olması gerekiyorsa bunu yapması gereken kurumlardır. Evet. Ama bu kurumlar beklenen faaliyeti ne yazık ki gerçekleştirmiş değiller. Bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Artık veda etme zamanı yaklaşıyor yavaş yavaş. Ergene'de çok hızlı öğrenmek istediğim bir şey daha var. Siz konunun hem yakın takipçisi hem uzman olarak da değerlendirdiğim için Ergene Havzası ile ilgili gündemde olan projelerin en önemli, en ciddi olanlarından bir tanesi derin deşarj projesi. Onunla da ilgili son olarak dinleyicilerimize bilgi verip toparlayabilirsek. Derin deşarjla yapılmak istenen Ergene'nin hattındaki kirli suyun arıtılarak arıtılan kimyasallardan geriye kalan suyu Marmara'nın dibine boşaltmak. Evet. Peki neden
Ben ana soruyu soruyorum. O kadar atığı temizlediğinizi iddia ediyorsanız bu temizlenmiş suyu bazı gazetelerde arıtma tesislerinin çıkışından alınan suların içilebildiği iddia ediliyordu. Hı hı. Hatırlarsınız o klasik çay içen bakan hikayelerini. Hı hı. Bunlar yerel gazetelerde çıktı. Eski siyasetçilerden bazıları biz bu arıtma tesisleri gördük. Sonuçlarını içebiliyorduk dedi. Madem içilebiliyor bu su, niye Marmara'nın derinlerine deşarj ediyorsunuz da Ergene'ye vermiyorsunuz? O kadar derin deşarj projesine ne gerek vardı? Arıtma tesisleri doğru çalışıyorsa Marmara'ya vermeyin. Boşaltın Ergene'ye, Ergene'nin hattından yürüyüp Meriç'e gitsin. Ama demek ki Marmara'nın dibine gönderileceğine göre bu sular bir sorun var. Bize o sorunu açıklayın dedik. Geçenlerde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yer, vali yardımcı, eski vali yardımcımızdır. O bir açıklama getirdi. Ergene gazetesi açılışında ziyaret ettiğinde şöyle dedi. Arıtma tesisinin çıktısından alınan suların içindeki tuzluluk oranı yüksek. Bu yüzden dedi derinde şarja veriyoruz. Tamam o zaman ileri arıtma yapalım. İleri arıtma yapalım ki su temizlensin. Peki bu bir zararlı eğilimleri yani yarın temizlemeden atma ihtimallerini potansiyel olarak ortaya çıkarmıyor mu? Hı. Çünkü kanal kapalı kanallardan Marmara'nın derinine buz edecekler. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Ben bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ailesi adına inşallah bu programın süresi yetmedi. İnşallah ilerleyen süreçlerde bir kez daha bu programı tekrarlarız. Daha detaylı konuşma şansımız olur. Memnun ederim. Tekrar görüşmek ümidiyle. Efendim bugün Çorlu Basın'ın değerli temsilcilerinden biri Murat Sevgi'yi ağırladık basın masasında. İnsan kaynaklarıyla devam edecek Küpe FM'de yayın. Ondan sonra kaliteli müzik yayını kesintisiz devam ediyor. 18 itibariyle Bay Birleşik'te Moody's Cafe katkılarıyla ben yine buradayım. Sakın bir yere ayrılmayın. Kamil Birici ile basın masası sona erdi.